Günaydın. Tüpbebek bilindiği gibi 1979 yılında ilk dünyaya ilk bebeğin doğmasıyla prezente edilen bir teknoloji. Bu teknolojide tabii ki 79'dan itibaren çok yeniliklerin olduğunu düşünmek lazım. İlk kuruluş nedeni kanalların kapalı olan bir annenin çocuk sahibi olabilmesi. Neden kanalları kapalı olan bir anne hamile kalamıyor? Çünkü yumurtayla sperm kanalda birleşiyorlar. Yani döllenmenin olabilmesi için değil, evvela birbirlerini tanımaları için kanalın açık olması lazım. Dolayısıyla bu teknoloji onun için gelişti. Sonra hakikaten teknoloji çok yandaş buldu. Dünyada da, bizim ülkemizde de. Fakat bir anda ortaya çıktı ki erkek parametrelerine pek yardımcı olamıyor. Çünkü tüp bebekte aldığınız yumurtanın üzerine spermi koyuyorsunuz ve döllenmesini bekliyorsunuz dış ortamda. O zaman ne yapalım diye Belçikalı bir grup araştırıcı doktorlarımız vardı. O doktorlar araştırdılar ve çok enteresan da o kongrede olduğum için çok rahatlıkla söyleyebilirim. 94 yılında Viyana'da bir kongrede dediler ki biz bu hareketsiz spermleri yumurtanın içine eğer atarsak döllenmeyi daha çok sağlayacağız. İşte biz buna mikro enjeksiyon diyoruz. Dolayısıyla 94'ten itibaren mikro enjeksiyon hayatımıza girdi ama neredeyse artık herkese mikro enjeksiyon yapar hale geldik. Tüp bebeği unuttuk. Yani üstüne koyup bırakmayı unuttuk. Daha çok başarı olsun diye mikro enjeksiyonu çok kullanmaya başladık. Sonralarda hayatımıza yumurta ve embriyo dondurma girdi. Ama yumurta ve embriyo dondurma sistemleri için kullanılan metotlar çok başarıyla sonuçlanmadı. Ta ki vitrifikasyon dediğimiz hızlı dondurma metodu karşımıza çıkana kadar. Bu hızlı dondurmayla ne oluyor? Anında dondurulduğu için çözdüğünüz zaman taptaze, sağlıklı yumurta ve embriyo karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla vitrifikasyon hayatımıza giren tüp bebekte en başarılı yöntemlerden biri. Bir ailevi kromozomal hastalığı olanlar, daha önce düşük yapmış olanlar, daha önce tüp bebek yaptırıp başarısız olanlar, hücre uyumu olan taşıyıcı bir bebek yapılması için sağlama yapılan bazı hasta grupları ve doğumsal olarak bazı kromozomal bozuklukları olan hastalar. Bu hastalarda bizim artık preimplantasyon, genetik tanı dediğimiz, yani ne yapıyoruz? Embriyodan bir parça alıyoruz 1 ila 5 günleri arasında. Bunun için de çeşitli genetik taramaların yapılması söz konusu oluyor ve sağlıklı embriyoyu içeriye koyuyoruz. Son yıllarda yapılan araştırmalar genişletilmiş kromozom analizlerini isabet ettiren CGH teknolojisiyle çalışıyor. Bu teknolojinin içinde 23 anneden, 23 de babadan gelen kromozomların tanımlanması, bu tanımlanan kromozomlar içinden sağlıklı embriyonun seçilmesi. Ama tabii bu 5. günde 100 hücreden teşekkül eden bir blastokistten alındığı için ve dış trofoektoderm tabakasından alındığı için meydana gelen netice ancak bir sonraki siklusta tüp bebeğin gerçekleştirilmesi, yani embriyonun içeriye konulması şeklinde oluyor. Bu da bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Neden kuvvetlendiriyor? Çünkü hasta o ay bir gergin periyottan sonra bir sağlıklı zaman dilimi içinde rahim için hazırlaştıran, ağızdan alınan böyle gayet rahat hasta dostu tedavilerimiz var artık enjeksiyonlar olmadığı için rahim için hazırlıyoruz ve dondurduğumuz o vitrifikasyon dediğimiz başarılı dondurduğumuz embriyoyu içeriye koyup gebelik elde ediyoruz. Dolayısıyla sağlıklı çocuklar, sağlıklı gebelikler, kromozom problemi olanlar, düşük problemi olanlar, başarısız tüp bebek öyküsü olanlar da son derece faydalı olan bir yöntem. Tabii en önemli baş noktalarda yaşı ileri olan hastalarda, bilindiği gibi yaşı ileri olan hastalarda monozomi veya trizomi dediğimiz bir kromozomun eksikliği, bir kromozomun fazlalığı şeklinde karşımıza çıkan problemler çok fazla. Bu problemleri çok görmek istemiyoruz. Bu teknoloji bizim elimizi çok kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla ileri yaş dediğimiz hastalarda, ama ileri yaşa maalesef 35 yaşın üstünde olarak seçtiğimizi size söylemek isterim. Yani öyle 45 yaşlar falan değil.
Kanallarda eğer sıvı varsa ve bu sıvı toksik ise, yani bir enfeksiyon geçirmişseniz, bu enfeksiyon sıvısının tüp bebek işlemleri sırasında rahim içinde yerleşen embriyonun tutulmasını önlemeyecek toksik bir etki yaptığı ortaya çıktı. Artık randomize kontrollü çalışmalarla bu ispat edildi ve eğer diyorlar ki bir hidrosalpinks varsa, yani tüp içinde toksik bir sıvı varsa, bu tüpü mutlaka alınız ki mutlaka başarılı bir tüp bebek olsun. Olmazsa olmazlarımızın başında geldi. Öğrendiğimiz şeylerin içinde kısaca söyleyecek olursak, bir cinsel birleşmeden içeriye 60-80 milyon sperm girdiği zaman çok komik ama kanallara ancak 5 veya 6 tane sperm ulaşabiliyor. Yani zorlu yollardan geçiyor spermler. O kadar kolay değil hayatları. Bir de bu spermlerde zaten hareket problemi varsa, yapı problemi varsa yukarıya ulaşmak çok zor oluyor. Onun için bizim bu spermleri yüzdürme yöntemi dediğimiz ve içinde sağlıklı yöntemlerin seçileceği mikroçip akışkan metotlarıyla, yani spermleri döndürüp santrifüje ederek içindekileri almak değil de onları kendi yolunda sanki rahime gidiyormuş gibi bir çip teknolojisi içinde hazırlayaraktan kullanmak bizim elimizi güçlendirdi. Bu da son yeniliklerden biri. Daha iyi hasta dostu tedaviler karşımıza çıktı. Şöyle ki, dünyanın her yerinde böyle, bizde de böyle. Maalesef bir yeni teknoloji çıktığı zaman en büyük ilaçla en çok iyi sonucu aldığımızı düşünüyoruz. Ama öyle değil. Görüldü ki artık düşük dozla gayet güzel yumurta elde etmek mümkün. Ve bu dozları işte kalçadan yapmak yerine cilt altı yapmak mümkün. Hasta konforu diyelim, daha az stimülasyon diyelim ve sağlıklı embriyo için sağlıklı yumurta diyelim. Dolayısıyla bu tedaviler elimizi güçlendirdi. Bunun dışında yeni giren bazı teknolojiler var. Embriyo seçimi için time-lapse teknolojisi dediğimiz bir teknoloji var. Yani biz yumurta ile spermi birleştirdiğimiz zaman, koyduğumuz zaman enkübatöre karanlıkta bekletiyoruz. Belirli zamanlarda çıkarıp dışarıda bakıyoruz. O büyük 8000 büyütmeli mikroskopun altında. Dediler ki bu mikroskopu biz içeriye de koyalım. Hani o bölünürken onu da kompüterize programlı dışarıdan seyredelim. İşte timelapse böyle doğdu. Doğduğu zaman insanlar çok heyecanlandı. Artık dediler en güzel embriyoyu bulacağız, en iyi embriyoyu seçeceğiz. Gebeliğimiz çok yükselecek. Evet, gelişmeleri gördük, bölünmeleri gördük, en hızlı gelişen embriyoyu gördük, en güzel embriyoyu gördük ama içeri koyduğumuz zaman gebelik hikayesinin o kadar paralel, yüksek olmadığını gördük. Ama yine de araştırmalar için özellikle üniversite hastanelerinde çok faydalı bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Tüp bebek hastalarına daha iyi beslenme tarif etmeye başladık. Şöyle ki tüp bebek hastalarımızın içinde bilindiği gibi bir sürü hastamız polikistik overli. Polikistik overli hastalarında %50'si neredeyse kilolu, şişman demeyelim, kilolu. Kilo olunca body mass indeksi, yani vücut kütle indeksi yüksek. Buna bağlı olarak daha çok ilaç kullanmak gerekiyor. Ve buna bağlı olarak elimizde kalitesiz yumurtalar. Meydana gelen eğer bir gebelik varsa da düşükle sonuçlanıyor. Bunun için bu hastaları daha iyi yönetmeyi öğrendik. Daha iyi yönetmenin başında kilo verme programlarının girmesi ve bazı insülin direncini azaltacak ilaçların kullanılması çok önem arz etti. Elimizi çok güçlendirdi ve bunları kullanmaya başladık. Tabii ki kişilere en başta verdiğimiz tedavi şeyinin başında, tavsiyelerinin başında sigarayı bırakmaları. Neden sigarayı? Nikotinin hem spermlere hem yumurtalara toksik etki yaptığı artık kesinlikle belirtilmiş. Peki başka neler geçti hayatımıza? Hayatımıza özellikle son zamanlarda değil ama artık hani zamanda rüştünde ispat etmiş olarak erkek kısırlığında kanallarının kapalı olduğu durumlarda spermleri testislerden almak, yani TS dediğimiz, yahut da kanalları kapalıysa, aşağıya inemiyorsa, spermler varsa aynı kadınlarda olduğu gibi onları dışarı almak, TSA, testis aspirasyonu dediğimiz sistemlerle
baya erkek kısırlığında ileri bir yol kat ettik ve insanlara yardım edebilmeye, tüp bebekte başarı hikayelerimize ilaveler yapmaya başladık. Tıp çok gelişiyor, yani gayet hızlı gelişiyor. Bugün bazen doğru dediğinizde yarın yanlış diyorsunuz ama durmadan işte gebelik şansımızı arttırmak için neler ilave edelim? Aspirin mi verelim, kortizon mu verelim? Bunun yanı sıra bazı yumurta arttırıcı ilaçların, besin değerleri olan ilaçların kullanılması, bazı esansiyel maddelerin kullanılması hayatımıza girdi. Bunları kullanıyoruz. Hani arkadaşlarımızdan bazıları diyorlar ki bunların etkisi yok, hani kullanmamak lazım diyorlar ama onların da kullandığını görüyorum şahsen ben. Reçeteleri bizim de önümüze geliyor. Çünkü tüp bebek camiasında hastalar devamlı dolaşıyor. Benden size, sizden ona. Neden? Gebelik şansı elde etmek istiyorlar. Ben de olsam aynısını yapardım. Dolayısıyla ben tüp bebekteki bu yeniliklerin hastalarımıza umut olduğuna inanıyorum. Doğru seçimle, doğru protokolla, doğru merkezlerle hastaların güzel sonuçları olacağına inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Tüp bebekte başarı oranı sadece gebe kalmak değil, eve bebek getirmek oranı olarak tanımlanıyor. Ve tüp bebeğin ana vatanı İngiltere'de geçen seneki National Registry'lerinde eve bebek götürme oranının %30.2 olduğunu hatırlatmak isterim. Yani 90'lar, 100'ler, 80'ler hayatımızda söylenilmemesi gereken rakamlar diye düşünüyorum. Normalde tüp bebek başarısı tabiatı aşamıyor. Tabiatta 40'lar gebe kalma yüzdesi olarak 40'ların üstünde geçemiyor. Ama gebe kalma başarımızı arttıran şeyler tabii ki yumurta dondurmak yahut işte embriyo dondurmak, sperm dondurmak gibi dondurmaların, teknolojilerin kullanılmasıyla belki başarı şansımız biraz daha yukarı ivmelere kadar gidiyor. En önemli nokta tüp bebekte yaş. Lütfen erken evlenenler bir an evvel hamile kalsınlar. Geç evlenenler de lütfen çocuk istemiyorlarsa bile bir doktora gitsinler, yumurta rezervlerini ölçtürsünler. Yumurta rezervimiz çok önemli. Çünkü yumurta rezervimizi ölçtürdüğümüz zaman hayatımızda ciddi bir karar verebiliyoruz. Diyebiliyoruz ki biz size, sizin yumurta rezerviniz çok düşük. Birkaç sene sonra bunları kaybedebilirsiniz. O zaman o kişiler bir an evvel çocuk sahibi olacak. Yahut da diyoruz ki cıvıl cıvıl yumurtalarınız var. Hani sizi senelik kontrollerle takip edelim. Yahut da diyoruz ki istiyorsanız, çok zaman sonra gebe kalacaksanız, isterseniz biz size tüp bebek yapalım, embriyolarınızı donduralım, ne zaman istiyorsanız o zaman verelim. Ailesinde prematür menopoz olan, erken menopoz yaşayan yahut erken yumurta kaybı yaşayan gençlerimize de artık devlet sahip çıktı ve diyor ki onlar yumurtalarını dondurabilirler. Dolayısıyla onlara da sesleniyoruz. Lütfen böyle bir şeyiniz varsa doktorunuza gittiğiniz zaman, yumurta rezervinizi ölçtüğü zaman böyle bir şeyle karşı karşıyaysanız bir an evvel gelin yumurtalarınızı dondurun. Biliyorsunuz bakanlığımız 5 sene bunların saklanmasını müsaade ediyor ve 5 sene içinde de kullanabiliyorsunuz.